Yeter! Yeter! Duymak istemiyorum bu yalanlarını. Sen bu dümenleri çevirdin mi? Çevirdin. Ha? Artık pişmanlık neye yarar Allah aşkına? İnanın ben böyle olsun istemedim. İnanmam. Sen var ya sen, gökyüzüne böyle merdiven dayasan. Allah bir de sen inanmamaya. Hele o günden sonra. Ayol adamlar sana soruyorlar. Havva Hanımcığım diyorlar. Dikkat edin diyorlar. Ben geliyorum soruyorum. Yavrum aman bunun vebalinin altından kalkamazsın. Sen ne yaptın? He? Gözümün içine baka baka adamları günahkar ilan ettin. Suçlu ilan ettin ayol. Pes vallahi. Pes. Ha. Ama sen var ya sen. Sen şeytanın gözüsün biliyor musun? Sen anladın değil mi? Anladın her şeyin ortaya çıkacağını. Onun için kalktın böyle ayakların popona vura vura. Kalktın Yusuf'a geldin her şeyi anlatmaya. Değil mi? Hayır. Hayır ben böyle olsun istemedim. Ben kimsenin canını yakmak istemedim. Kimsenin günahını almak istemedim. O yüzden geldim buraya. Allah aşkına benim şuurumu oynatma. Ayol şuursuz musun sen? Hem yapacaksın, hem edeceksin. Ondan sonra da ben yapmak istemedim. Ah ben bunlara zarar vermek istemiyorum diyeceksin. Ay şaşırdın herhalde sen. Anne yeter. Yetmez. Anne karışma artık. Karışırım. Karışırım çünkü bu mesele artık yalnız senin meselen değil. Bu mesele artık bizim ailemizin meselesi. Bak bu düzenbaz bana yakında anne diyecek. Babana baba diyecek. Hayır. Asla izin vermiyorum ben böyle bir şeye. Gelin olarak istemiyorum. Bu kadar. Havva. Havva. Bana bak. Böyle bir kadının peşinden gidilir mi ayol? Kendine gel Yusuf. Yavrum tanıyamıyorum seni çocuğum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu defa da beni geç var ya... sana hakkımı helal etmem. Havva? Günaydın. Günaydın. Yusuf Bey odasında mı? Odasında Mahmiyet Hanım'la görüşüyor. Sanırım özel bir konu. Ya. Tamam. Onun böyle kaçıp gittiğine bakma sen. 5 dakika sonra arayacak. 40.000 yalan atacak. Oğlum. Sakın inanmayasın bu kıza. Sakın. Ben zaten onun konağın yakınına bile gelmesine karşıyım. Yüzünü görecek halim yok vallahi billahi. Ucuz kurtulduk oğlum. Ucuz kurtulduk. Vallahi verilmiş sadakalarımız varmış. Ya nikahtan sonra olaydı bu işler, ha? Ya o imzayı attıktan sonra olaydı? Bakar mısın başımıza geleceklere? Vallahi boşanmak için hiçbir şey yapamazdın. Yakandan düşmezdi bu senin. Anne tamam yeter. Tamam söyleyeceğini söyledin. Beni biraz yalnız bırak artık. Üzüldün değil mi? Haklısın. İnsan böyle çok iyi bildiği, tanıdığı, sevdiği insanların gerçek yüzünü görüverince ne yapacağını şaşırıyor. Çok haklısın. Neyse. Ben söyleyeceğimi söyledim dediğin gibi. Artık gideyim. Gereğini yapacağına hiç kuşkum yok. Yusuf'um, kara gözlüm. Ben eminim. Ailemize yakışan bir şey yapacaksın. Yusuf Hancıoğlu'na yakışan bir şey.
Kızım neyin var? Sakın Yusuf'la kavga ettim deme, bozuşuruz ha. Baba git başımdan, ne olur git. Yok öyle ya ama. Sen ne zaman bir halt işlesen kabak benim başıma patlıyor. Neyse. Bak kesin bir şeyler var vallahi. Bana bak zırlayacaksın ha. Kalk arası soğumadan Yusuf'un gönlünü al. Hancıoğullarını küstürürsen bozuşuruz bak. Ya sen ne biçim bir babasın? Kızı neden bu hale gelmiş diye düşünmüyorsun? Hep kendi derdindesin. Çık. Sustukça ben ölüyorum. Ne olur konuş, bir şey söyle. Seni ilk şu kapının önünde gördüğüm an var ya... aklımdan neler geçtiğini bilemezsin. Bilemezsin. Bu halin gözümün önünden hiç gitmedi. Hepsi benim yüzümden oldu dedim. Gece yarısı yalnız göndermeseydim bunlar olmazdı dedim. O adamları bulsam da gebertecektim. Şimdi öğreniyorum ki hepsi bir oyunmuş. Yaşadığım o korku, öfke... hepsi senin yalanların yüzündenmiş. Sevdiğim kadın bunlara tenezzül eder mi? O gün sadece sen kahrolmadın Yusuf. Ben sana içimde büyüttüğüm aşkı anlatmaya gelmiştim biliyor musun? Hazırlanmıştım. Seni bekliyordum. Tek istediğim sendin, tek. Ama sen Betül'le geldin. Benim küçük dünyam başıma yıktın sen. Kıskandım seni. Deli gibi kıskandım. Kendine zarar vermek pahasına. Bana yalan söylemek pahasına. Öyle mi? Benim bu aşktan aklım gözüm kör olmuş, sen anlamıyor musun? Yüreğim tutulmuş sana. Her şeyi seni kaybetmemek için yaptım ben. Yine olsun, yine yaparım. Çünkü senin sevdiğin kadın seni çok seviyor. Seni her şeyden çok seviyor. Ben seni canımdan geçecek kadar çok seviyorum Yusuf. Çok seviyorum. Çok sevdim. Ağlama artık abla. Yapma böyle. Başka türlüsü elimden gelmiyor benim. Ben sensiz nefes alamıyorum Yusuf. Sen olmadan yaşamak, gülmek nedir bilmiyorum.
her şeyimsin sen benim. Ne yapacağız şimdi? Bitti mi her şey? Bittik mi biz? Sen bu yalanı affetmeyeceksin. İyi akşamlar anne. İyiliği mi kaldı çocuğum bunun? Affettin değil mi? Yapamadım anne. Başka türlüsünü yapamadım. Denedim ama olmadı işte. Ah be Yusuf. Ah be benim kara gözlü oğlum. İnsan kendini nasıl böyle bile bile ateşe atar, ha? Yanacaksın yavrum. Hepimiz de yakacaksın. Bak bakayım bana. Tanıyamıyorum ben seni. Şaşırtıyorsun beni be çocuğum. Ben de kendime şaşıyorum zaten. Belki bile bile daha istiyorum. Belki mutlu olacağım. Anne, bilmiyorum ne yaşayacağım ben de herkes gibi. Çok sevdim diyorum anne, anla beni. Ah be yavrum. Biliyorum. Sana inanıyorum. Sana saygı da duyuyorum. Ama olmaz be yavrum. İnan bana, olmaz. Bak her şeyi kulaklarınla duydun, ha? Neresinden tutsan orası elinde kalacak. Peki sonra unutabilecek misin bunları? Ah yanacaksın Yusuf. Ah yanacaksın.
düşündüm bunları, ben de biliyorum. Evet, çok büyük bir hata yaptı, affedilmez bir hata yaptı. Ama gönlüm öyle demiyor. İnsan öldürmedi ya, bir hata yaptı. Bak sen hapishanedekileri düşünme. Ben onlara bir çare bulacağım. Onları mağdur etmeyeceğim. Bir hata yaptı, hatasından döndü. Herkes hata yapar. Ay Allah. Ay nasıl bir günah işledi bu oğlum benim. Nasıl günah işledi de böyle şeylere reva gördün onu. Ben biliyorum aslında anne, biliyorum. Mehmet o kızı çok sevdi. Tuttu kolundan getirdi. Ona helal olsun lan diyeceğime hep üstüne gittim. Ayrıl o kızdan Mehmet. Yakışmaz ailemize Mehmet. Yapma etme dedi. Hep kendimi haklı gördüm. Bilmiyordum çünkü böyle bir şey yaşamamıştım. Şimdi anlıyorum ben Mehmet'i. Tutulmuş. Tutulunca yanmaya gönüllü oluyor insan demek ki. Ben senin annenim. Asla yanmana izin vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim. Anne. Bak bir tane. Her şey çok yeni biliyor musun? Ha? Yani kötü günler geçiriyorsun. Kötü şeyler yaşıyorsun. Bak benim Karagöz. Anne. Bu akşam yat. Azıcık bir dinle. İnan bana. İnan. Sabah başka türlü düşüneceksin. Anne benim düşünecek bir şeyim yok artık. O benim karım olsun istiyorum. Senin gelinin olsun istiyorum. Anne bunu kabul et. Benim için kabul et. Oğlun için kabul et. Kabul et. Günaydın amcaoğlu. Günaydın amcaoğlu. Gazeteleri gördün mü? Hepsi fuarı yazıyor. Bayağı ilgi görmüş. Ya bu arada dün şirkette görüşemedik. Sen İzmir'deyken ben işe bir eleman aldım. Kimi aldın? Ben tanıyor muyum? Bünyamin abinin oğlu yok mu Cüneyt? Onu aldım. İyi de keşke önce bir konuşsaydık amcaoğlu. Bunda konuşacak bir şey yok Yusuf. Elemana ihtiyaç vardı, ben de aldım. İyi de o daha yeni iş kurmamış mıydı bu Tahir'le? Ya öyleydi ama sermayesi olmayınca yürütememiş. Babasıyla da çalışmak istemiyor. Biliyorsun adamın şanı pek iyi değil. Baktım çocuk bu durumdan mustarip. Ben de gel dedim. Ne iş yapacak ki bizim şirkette? Tarlayla şirket arasında trafikere ihtiyacımız var biliyorsun. O işi görür. Mehmet. Bak bu önemli bir iş. Herif hapishaneden yeni çıkmış. Güven olmaz şimdi buna. Aşk olsun amcaoğlu. Tamam, Cüneyt'e itimadın olmayabilir. Bana da mı güvenmiyorsun? Hem çocuğun bir şey yaptığı yok. Babasının günahını çekiyor. Çıktığından beri aklanmak için uğraşıp duruyor. Ben de el attım, yardımcı olayım istedim. Ne var bunda? Bugüne kadar şirkete aldığın hiçbir elemana karışmadım. Eğer bu durum seni rahatsız edecekse gerçekten üzülürüm. Ya hayır, öyle değil. Sen güveniyorsan tamam. Ama gözün üstünde olsun. Sen merak etme amcaoğlu.